Buradan murad edilen ya tımarhaneye tahliye ya mezara tahliye. CHP'nin hukukçu milletvekili Şahin Mengü bu sözleri yaklaşık 3 yıldır Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay için söyledi. İki tecrithanedeki gazeteci arkadaşımızın bir anlamda can güvenliği yoktur. CHP'li 4 vekil Şahin Mengü, Halil Ünlütepe, Sacit Yıldız ve Tansel Barış 28 Şubat gecesi tutuklu bulundukları koğuşlarından alınarak tek kişilik odalara konulan Balbay ve Özkan'ı ziyaret etti. CHP'li vekillere göre iki gazeteci de hiçbir disiplin cezası almamalarına karşın tecrit edilerek sağlıksız koşullarda tutuluyor. Cezaevi idaresi iki tane battaniye vermiştir. Sayın Tuncay Özkan dün gece sabah saat 4'e kadar titrediğini söylemektedir. Özkan ve Balbay artık ayrı odalarda. Onlar nakil kararını kim verdi bilmiyoruz diyorlar ama Şahin Mengü başbakanı işaret ediyor. Bu talimatı verenin Sayın Başbakan olduğu inancını yarattı. Çünkü bakanın dahi aşamadığı bir emir olsa olsa onun da üstünden birisine gelmiş olması lazım. CHP'li milletvekilleri Özkan ve Balbay'la ayrı ayrı görüştüler. O görüşmelerde hücre tahliyelerinde yaşananlar da anlatıldı. Evde her şeyi aradılar, her şeyi. İsmini ve bilemedikleri ama tarif ettikleri bıyıklı, alt dişleri olmayan müdür muavini orada bulunan gardiyanlara girişin talimatını iki defa vermişti. Girişin tabiri dövün demek. CHP'liler şimdi kendi söylemleriyle gördükleri kanunsuzlukları rapor haline getirerek liderleri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacak. Dört milletvekili tespitlerine ayrıca meclis gündemine de taşıyacak. Buradan murad edilen ya tımarhaneye tahliye ya mezara tahliye.